Bugün Minecraft'ta kesinlikle denemeniz gereken 11 tane Minecraft taktiğinizi göstereceğim. Köyleri taşırken tek tek kovalayarak vagona bindirmek size zor mu geliyor? Veya yeni sürüm mağaralarında biliyorsunuz ki güzel güzel yeşillikler var. Bunlara ulaşmak mı zor? Ya da survival dünyanızda slime'a ihtiyacınız olduğunuzda slime'ları bulmak mı zor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda çok daha rahat bir şekilde oyunu oynamanızı kolaylaştıracak taktikler. Videomuzun şifresi de taktikler. Yorumlarda taktikler yazıp kalpleri kapmayı ve arkadaşlarınızı hava atmayı unutmayın. Köyleri taşırken tek tek olarak vagona bindirmek veya tekneyle beraber köylülerinizi bu şekilde gezdirmek size zor geliyor olabilir. Yalnız bunun çok kolay bir yolu var. Hatta birazcık şöyle köylü sayılarımızı arttıralım ve rahat bir şekilde yapalım. Bakın normalde biliyorsunuz ki bu şekilde köylülerinizi taşıyabiliyorsunuz ve gerçekten zahmetli oluyor. Ya da bu şekilde köylülerinizi vagona koyup taşımak gerçekten inanın çok zorlu ve can sıkıcı olabilir. Bunu kolaylaştırmanın tek kolay bir yolu var arkadaşlar. Bunun için de size bir tane yatak ve bir tane de çan gerekli. Şimdi arkadaşlar burada ihtiyacımız olan iki tane parça var demiştim. Ve burada bir tanesini çan olarak gene köyün merkezine koyuyorum. Ve bir tane yatak koyuyorum. Daha sonra çana sağ tıkladığım zaman köylülerin hepsi işlerini güçlerini bırakıp ve çevredeki ne kadar köylü varsa yavrularına kadar hepsi çanın başına toplanacak. Ve bu şekilde de çok kolay ve rahatlıkla istediğiniz tüm köylüleri buralara getirebilirsiniz. Aynı taktik Nether'da da yaşıyor. Eriyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Nether'da sakın yatağa sağ tıklamayı Denemeyin çünkü yatağa tıklarsanız patlarsınız. Ağacın herhangi bir bölgesinden yavaşça aşağı doğru kırmaya başlıyoruz ve aşağılara doğru gittiğimizde tek dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da lav. Muhtemeldir ki birazcık da aşağılara indikten sonra sizinle beraber luşke evleri bulacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bal blokları birkaç tane sistem haricinde çok da bir işimiz aramıyor. Ancak şöyle güzel bir olayımız var. Yukarı doğru çıkan merdivenler biliyorsunuz ki bir sürü zaman alıyor ve gerçekten birazcık da sıkıcı bir zaman geçirmemize sebep oluyor. Ancak bal ile yapacağımız bu merdivende gayet rahat bir şekilde hızlıca üst katlara doğru çıkabiliyoruz. Hatta bu merdiveni birazcık daha uzatalım. Şöyle gördüğünüz gibi yaptığımız tek şey birazcık bal kullanmak ve suyun altına da bir tanecik ruhumu koymak. Şimdi size göstereceğim hareketi iyi dinleyin. Şöyle yanına yaklaştıktan sonra sadece yukarıya doğru bastığınızda direkt kolay bir şekilde yukarıya çıkabiliriz. Ancak bu merdivenin aşağı inişi henüz geliştirilmedi. Yani aşağı inerken yine bir yol kullanmanız gerekli. Fakat yukarı çıkmak gerçekten çok hızlı ve çok eğlenceli bir hal alıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni sürümlerde artık emelci yaparken birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dikkat etmemiz gerekiyor derken ağaçların üstüne düştüğümüzde yapraklar suyu bu şekilde emebiliyorlar ve... Suyu emdikleri için de gerçekten büyük sıkıntı yaratabiliyorlar. Ancak bunu atlatmanın kolay bir yolu var. Su kovası yerine bir tanelik tozlaşmış açmış kar kovası alın ve bu şekilde de gördüğünüz gibi rahat bir şekilde emelci yapıp hiçbir şekilde hasar almadan oyununuza devam edin. Arkadaşlar tozlaşmış açmış kar kovasından bahsederken size bir tane minik bir ipucundan bahsetmek istiyordum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane karlı var. Şöyle karlı birazcık aşağılarına doğru kıracağım. Ve size çok güzel ve çok gizli ev yapımından bahsedeceğim. Şimdi şöyle birazcık iskelelerle dolduruyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Ardından buraya tozlaşmış kar kovasıyla sağ tıklıyorum. Ancak bunu birazcık daha karlı biyomlarda yaparsanız çok daha iyi olur. Yani dışarıdan tabi buranın ev olduğu belli değil ancak bu şekilde kar kovasının üstüne tıkladıktan sonra shift'e bastığınızda gördüğünüz gibi aşağılarda kendinize has alanlarınız oluyor ancak iskeleleri kırmamaya özen gösterin çünkü iskeleleri kırarsanız benim gibi böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve donma tehlikesi geçirmeniz an meselesi olur. Arkadaşlar hile veya hiçbir şekilde mod gerekmeden bir tane komutumuz var size bunu göstereceğim. Şimdi sohbetimizi açtıktan sonra buraya aynen bu şekilde yazdığım gibi bir komut yazmalısınız ve daha sonra da B set yazıp kalbiniz kaç tane olsun istiyorsanız o kadar sayı yazmanız lazım. Ben mesela 50 kalp olayım diyorum ve daha sonra zombi sayılarımızı arttıralım. Şimdi gördüğünüz gibi toplam 50 tane kalbim var. Ancak ben buraya kaç yazarsam yazayım şöyle hemen birazcık sayımızı arttıralım hatta ve direkt 100 kalp yani 2 tane kalp olduğunu düşünürsek de toplam 50 tanecik kalbimiz oldu. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde de rahat bir şekilde Minecraft'ınız oynayabilir ve aynı şekilde de arkadaşlarınıza kapışırken arkadaşlarınıza minik de bir troll hazırlamış olabilirsiniz. Bu şekilde de zombiler istediği kadar size vursun siz kolaylıkla hayatta kalabiliyorsunuz. Minecraft'ta atlarınızla beraber bir tane parti yapmak için havai fişek kullanabilirsiniz ancak şöyle bir durum var bu havai fişekleri yapmak için biliyorsunuz ki birazcık fazla eşya ihtiyacınız var. Örneğin barutunuz yok ve gene de bir şeyleri patlama yaparak kutlama isterseniz de TNT kullanmanız gerekiyor. Ancak TNT'de sağa sola birazcık hasar vermesin derseniz TNT koyup üstüne bir tane örs koyduktan sonra TNT'yi çaktığınızda TNT direkt size patlama hasarı verecek ve gördüğünüz gibi etraftan hiçbir blok kırılmayacak. Ancak şöyle bir olay var bakın az önce fark ettiniz ben birazcık az da olsa bir hasar yedim. Bunu da önüne geçmek için şöyle bir şey yapılabilir. Şöyle TNT'mizi koyuyoruz daha sonra üstüne örzü koyup TNT'ye sağ tıklıyorum ve bakın şu an yan tarafı yanıyor. Birazdan da TNT yanacak ve bu TNT yanana kadar da siz kaçıp güvenli bir yerde partinizi kutlayabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki servet büyüsü madenlerde gerçekten cevherlerimizin sayısını arttırmak için çok işe yarıyor. Ancak servet büyünüzü artık madende kullanmak yerine tarlalarınızda da kullanmayı unutmayın. Bakın şimdi şurada iki tane buğdaylı yol var gördüğünüz gibi ve ben buğdaylı bu yollardan tekini servetli kazmayla Diğerinde normal nedir çapayla kıracağım ve aradaki farkı eminim gözle göreceksiniz. Hatta burada bir tane de gübre varilimiz var ve bu gübre varilinden dolayı da bir tane daha buğday az olmasına rağmen eminim ki verimlilik ve servetli kazmamızla beraber buradan çok daha fazla hasılat elde edebileceğiz. Hatta şöyle bir başlayalım. Ben hemen şuradan birazcık kırmaya devam edeyim. Böyle birazcık da suya düşenlerimiz oldu. Tamamdır bu sandığa koyuyorum. Birazdan zaten etkisini göreceksiniz. Bunda da tamamen çapayla kırıyorum ve Şöyle çapayla kırdığımızda da eşyaların durumunu görüyorsunuz. Bakın 14 tane buğday ve 45 tane tohum geldi çapayla ancak servetli yaptığımız hazlattı da 13 tane buğday ve toplam 64 artı 2 tanecik de tohum elde edebildik. Yani gerçekten servetli kazmayla Minecraft oynayarak tarlalarınızı da hazlat etmeyi unutmayın. Arkadaşlar normalde Minecraft'ı biliyorsunuz kumları böyle bu şekilde elimize kürekle kırmak birazcık uzun ve gerçekten can sıkınca alıyor. Ancak sadece bu kumlar için geçerli değil ve çakıllarda da aynı durum söz konusu. Ve gerçekten uzun süre ve birazcık da kazmanızdan dayanıklılık çalıyor. Onun yerine eminim birçok kişi biliyordur ancak bilmeyen arkadaşlar için ben bunu göstermek istedim. Elinize bir tane meşale alıyorsunuz ve daha sonra kırdığınız yerin altına bir tanecik meşale yerleştiriyorsunuz. Daha sonra hemen üstüne biliyor kırdığınızda. Yukarıdan gelenlerin hepsi bu şekilde kırılıyor ve çok rahat bir şekilde tüm kumlarınızı toplayabiliyorsunuz. Ve Bununla beraber de kumlar toplandığı şekilde aynıları çakılda da söz konusu. Çakıl içinde böyle yaptığınızda çakıllar da gördüğünüz gibi çok rahatlıkla azalabiliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Minecraft'ta balçık bulmak gerçekten çok can sıkıcı bir hal alabiliyor. Ancak balçıkları bulurken de bize kolaylık sağlaması için bir tane taktik göstereceğim. Bu taktik için arkadaşlar bataklık bir gelmeli ve birazcık da balçık avlamalısınız ancak balçık avlamanın tam zamanı olarak da geceyi seçmelisiniz. Bu taktik için gece olduğunu bekledikten sonra sadece yapmanız gereken tek bir şey var kılıç almak yatağınıza gidiyorsunuz yatıyorsunuz ve yatakta bekledikten sonra gece vakti uyandığınızda etrafınız istemediğiniz kadar balçıklarla dolabiliyormuş. Bu maddede dikkat etmeniz tek gereken bir şey var. Ayın dolunay haline gelmesini beklemeniz lazım. Eğer geldikten sonra dediğim taktikleri yaparsanız gerçekten sizin için balçıklar bulunmaz bir nimetten ziyade istenmeyen yaratıklar olarak karşınıza çıkmaya başlayacaklar. Şimdi dolunay oluna kadar bekleyelim ve dolunay olduktan sonra sizinle beraber birazcık balçık avlayalım. Arkadaşlar gece vakti şöyle yataktan kalkıyoruz. Hop evet bir tane creeper geldi hemen şu creeper'ı bir halledebilirsek. Evet, birazcık kendi işini kendi gördü. Neyse bakın gördüğünüz gibi etrafta balçıklar çıkmaya başlıyorlar bu şekilde ve bu şekilde de balçıkların hepsini kolaylıkla avlayabiliyor ve bir sürü balçık topuna sahip olabiliyorsunuz. Bugünkü içeriğimizde bu şekildeydi Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz Mutlaka like ve yorum saydığınızda fikrinizi belirtmeyi Ve aynı şekilde de kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın Çok beklediğiniz adam Toksijen bile bu video için bayağı bir uğraştı Editidir çekimidir derken Bu video ortalama bir 4 günümüzü 5 günümüzü aldı Sizden hiçbir karşılık beklemeden içeriklerimizi daha çok güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tek bir isteğimiz var o da videoyu beğenip abone olmanız. Videoyu beğenip abone olduysanız da bugünlük artık bizden bu kadar O zaman başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.